İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz cadılar Adolf Hitler'e nasıl büyü yaptı? Belli bir amaca ulaşmak üzere çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen doğaüstü güçlerle ilişki kurma etkinliğidir. Bu kavram doğayı anlama, hastalıklara çare bulma, toplumsal güç elde etme gibi çok sayıda amaç ve nedenle ilişkili bir kavramdır. Bu videoda size kimine göre büyü, kimine göre ise güç konisi yani enerji yükseltme yöntemini kullanılarak gerçekleştiren bir hikayeyi aktaracağız. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Nazi istilasından kurtulması için cadılar da üstüne düşeni yapmış ve Adolf Hitler'e büyü yapmış. 3 Eylül 1939'da İngiltere ile Fransa ortaklaşa bir kararla Almanya'ya savaş ilan etti. Bir yıldan kısa sürede Fransa işgal edildi ve İngilizler yalnız kaldı. Sovyetler ve Amerika henüz savaşın dışındaydı. Kuşatılan İngiliz ordusu sıkıntı içindeydi. Dunkirk'ten kovulmuşlardı. Muhtemel Alman istilasına karşı kıyılar kum torbaları ve dikenli tellerle mevzilere dönüştürülmüştü. Hyde Clyff adlı küçük bir kasabada bir grup büyücü ülkelerini savunmaya karar vermişti. 1 Ağustos 1940'ta gece yarısından önce Wicca adıyla bilinen yeni Pagan dininin büyük dini bayramı olan Lammas günü arifesinde okültistler Adolf Hitler'in zihnine karşı büyülü bir saldırı yapmak amacıyla bir ormanda toplandılar. Ayinde 17 kişi yerini aldı. Bu büyücülere Hyde Clyff sakinleri de katıldı. Ortaya bir cadı çemberi çizdiler. Çemberin ortasına geleneksel odun ateşini yakmaktan korktular ama düşman uçakları tarafından tespit edilme korkusuyla çemberin doğusuna yani Berlin'in olduğu tarafa gaz lambası koydular. Katılımcılar çıplak halde ve halka şeklinde spiral gibi dönerek dans etmeye başladılar. Böylece büyülü çemberin içinde trans haline geçecekler ve bu sayede gizli güçleri kontrol edeceklerdi. Dans ederken şarkıları sihirli bir formülle tekrarlıyorlar. Hitler'in zihnindeki İngiltere'yi işgal kararını zayıflatmaya yönelik psikolojik baskı yapıyorlardı. Denizi geçemezsin Hitler diyorlardı. En azından düşünceleri böyleydi. Aslında bunun bilimsel bir adı vardı. Güç konisi. Güç konisi ritüel büyüde enerji yükseltme yöntemidir. Güç konisi Wiccans'ın sihirli çemberinin çevresini çevreleyen ve grubun üzerinde bir noktaya doğru incelen bir enerji konisi olarak görselleştirilir. Bir grup olarak koni, bir daire içinde duran, bazen el ele tutuşan ve grubun üzerinde ve dairenin merkezindeki tek bir noktaya odaklanan Wiccanlar tarafından oluşturulur. Daha sonra enerjiyi yükseltmek ve yukarı doğru uzatmak için dans eder. Davul çalar, şarkı söyler veya çeşitli başka ritüel hareketler gerçekleştirirler. Bu eylemlerin yarattığı durum zirveye ulaştığında ritüel lider gruba işaret verir ve enerji yukarı doğru salınır. Ve koni hedefe doğru gönderilir. Buna güç konisi yükseltmek denir. Büyücülerin Nazi işgaline karşı toplanıyor olması İngilizlerin tarihinde ilk değil. Daha önce iki defa işgalden kurtuluşa yardımcı olduklarına inanıyorlar. Birincisi 1588'de İspanyol donanmasının fırtınayla dağıtılmasında ve ikincisi 1805'te Napolyon'un İngiltere'yi işgalinden vazgeçmesinde tarihe Operation Cone of Power olarak geçen olay, töreni takip eden ve büyücülük konusunda kitaplar yazan Gerard Gertner, "Ben Hitler'i durdurdular demiyorum. Tek söylediğim, onun aklına bir fikri yerleştirmek amacıyla yapılan çok ilginç bir tören olduğudur. Tüm saldırı planları hazır olmasına rağmen gerçek şudur ki Almanlar marşı hiç geçemedi." demiştir. Anlamak için başka bir bölümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.